Aziz kardeşlerim, dil uçukluğuna neden olacak kadar enteresan bir örnek size zikretmek istiyorum. Muhammed ismi sallallahu aleyhi ve sellem bir insan ismidir. Bizim gibi fani bedeni olan bir anadan doğmuş yetim bir çocuğun adıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adıdır. Bu ismi bu ümmet salavatsız, selamsız, saygısız anmaz dedik. Anmamıştır dedik. Fıkıh kitaplarından akide kitaplarına kadar bu ümmetin kütüphaneleri bu kuralları izah eden kitaplarla doludur. Fani Amine'nin oğlu Muhammed'den söz ediyoruz. Annesinin adı Amine. Babası var, annesi var, çocukları var, torunları var. Pazarda dolaşmış, yemek yemiş, hastalanmış bir insan. Ama Allah'ın peygamberi böyle bir insanı Muhammed abi diye anmadı bu ümmet hiçbir zaman. Kıyamete kadar da Allah'ın izniyle andırtmayacak. Öyle Roma sıkıştırdı diye İsa'yı çarmıhta bırakıp gidecek bir ümmet değil bu ümmet. İdam edileceği zaman Muhammed'i kendi yerinde ister miydin diye soranlara, değil kendi yerimde istemek, benim kurtuluşum onun ayağına bir diken batması ile bile olacaksa vallahi istemem, ayağına diken batmasın ben asılayım diyen adamları vardı onun sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin aziz kardeşlerim, Muhammed kelimesinden sonra salavat getirmek, peygamberime salat et, selam et Allah'ım diye dua etmek, bunu her namazda tahiyyattan sonra söylemek, selamdan önce söylemek, ümmetin Allah tarafından emredilmiş şeriatı gereği ibadet olarak yaptığı bir iştir. Farzdır, vaciptir, yerine göre sünnettir. Muhammed demek yok, sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin, aleyhisselam diyeceksin. Gelişi güzel alamazsın. Lütfen dikkat ediniz, onu yaratan Allah'ın adı anılırken böyle bir mecburiyet yoktur. Allah diyebilir mümin. Sallallahu aleyhi ve sellem der gibi Celle Celaluhu demek mecburiyeti yoktur. Zikir olarak, sevap olarak, fazilet olarak vardır. Bunun için peygamberden konuşulurken aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem siz anılmadığını görürsünüz. Ama şeriat kitaplarını incelediğinizde bakarsınız ki Allah diyor ki, Allah buyurdu ki denir. Önünde bir ilave zikir cümlesi olmaz. Umumiyetle olmaz. Peygamber dedi ki diye bir kere yazmamıştır bu ümmet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki demiştir. Bunu da bu şekilde hürmet ve saygıyı da adamlık kabul etmişlerdir. Adamlık budur demişlerdir. Teslim olduğun kadar, hürmet ettiğin kadar, saygı gösterdiğin kadar onun adamısın. Kendi peygamberlerinin adını kütüphanelerde unutturan muharref dinlerin mensupları elbette benim peygamberimin adının da o azametle anılmasını istemeyeceklerdir. Kendilerine edindikleri adamları da bunu bilimsellik veya modernistlik kılıfıyla kılıflandırıp Muhammed dedi ki diyeceklerdir. Ama onun adamlığı
Enes İbni Malik'in adamlığı değildir. Onun saygısı hiçbir zaman Ali bin Ebi Talib'in saygısı seviyesine ulaşamayacaktır. Çünkü kimin adamı olduğu konusunda sıkıntısı vardır.